Herkese merhaba. Yeni bir video sizlerle. Bu videomda Batum'da bir gün geçireceğiz. Teknolojik ürünlerin fiyatlarını ve market fiyatlarını inceleyeceğiz. Şu anda Hopa meydanındayım. Şu şekilde sizlere göstereyim. Arkamda Hopa Hükümet Konağı var. Etrafta ise çay ocaklarının olduğu kısımlar var. Burada bir kahvaltı yapacağız. Rehberimiz Fatih Bey ile beraber sınır kapısından itibaren harç pulları, transfer ücretleri gibi ücretlerin kısımlarını sizlere göstereceğim. Ve ondan sonra başlasın Batum turu. Yaklaşık Hopa'dan 20 kilometrelik bir yoldan sonra şimdi Sarp sınır kapısına geldik. Buradan işlemlere devam edeceğiz ve içeri doğru girmeye başlayacağız. Şimdi formları doldurup 150 lira harç pul ödemesi yaptıktan sonra sıraya geçmiş olacağız tamamen. Şimdi Fatih Bey'den harç pullarımızı alıyoruz. Teşekkürler Fatih Bey. Harç pulumuzu da aldık. Şimdi normal diğer sınıra doğru gidiyoruz. Devam. Şimdi sırada ise yüz okutma işlemleri gerçekleştirilecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi Türkiye çıkışından Batum'a giriş kısmımızı tamamladık. Fatih abi şimdi Türkiye çıkışını tamamladıktan sonra Batum'a doğru giderkenki süreci anlatabilir misin kısaca? Şimdi Türk kapısını geçtikten sonra Türk kapısına ilk önce gelirken pasaportla geçecek olan misafirlerimiz pasaport ve harç pullarını, kimlikle geçecek olan misafirlerimiz de kimliklerini girişte doldurmuş olmuştu. Formlarını ve harç pullarını elinde bulundurmak zorunda. Türk kapısını geçtikten sonra harç pullarını Türk polisler tarafından yırtılıyor. Onlarla işimiz bitiyor. Daha sonrasındaki işlem kimlikleriyle ve formlarıyla veya pasaportlarıyla devam ediyor. Bundan sonra 500 metrelik yürüyecek bir alanımız var. O yürüyecek alanda gelen misafirlerimiz eğer ki kendilerine yük edecek eşyaları varsa bunları yanlarına almamasını önemli rica ediyoruz. Kapıdan geçtikten sonra 500 metre yürüdükten sonra Gözü Kapı'ya ulaşıyoruz. Gözü Kapı'ya geçtikten sonra da artık tamamen Gürcistan sınırları içerisinde giriş yapmış oluyoruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Az önce Fatih Bey'in anlatmış olduğu o 500 metre ilerideki kırmızı çizginin yanına doğru ilerliyoruz. Oradan da artık tamamen Gürcü Kapı'dan içeri doğru girmiş olacağız. Şimdi devam ediyoruz. Sıra yoğunluğundan dolayı bir tık hızlı hareket etmeliyiz. Bunun uyarısı verilmişti çünkü. Gürcü Kapı'da artık son kontroller bu şekilde. Artık tamamen Gürcü Kapı'dan içeri girmiş olduk. Arkamda Türkiye sınırları. Bu taraf Gürcü Kapısı'ndan dışarı kısımlar. Ortalama buralarda hep bir döviz çeviricileri var. Burada birkaç lari alalım. Ülke içerisindeki gezileri vizeleri lazım olacak. Şimdi o şekilde devam ediyoruz. Döviz çalışan abi çekime izin vermediği için ben 100 lira uzattığımda artı 10 lira istedi. 20 lira olarak uzattım. Yanımda 10 lira olmadığı için. Karşılığında 15 lari almış oldum. Ortalama 105 liraya falan tekamül ediyor. Geri kalan da komisyon olarak alıyorlarmış. Ayrıldığımız süreçte şu anda Batum'a ortalama 13 kilometrelik bir mesafe kaldı. Bu süreçte ilk başlarda gezi rotası oluşturup sonrasında market alışveriş listelerini sizlerle paylaşacağım.
ortalama 3 benzin istasyonu sürecinde şunu fark ettim. Yakıt ortalama 3,5 lari ile 4 lari arasında değişiyor. Bu da ortalama 24-25 lira gibi rakamlara tekabül ediyor. Daha çok genellikle anladığım kadarıyla dizel araçlar burada daha çok yaygın. Türkiye'ye kıyasladığımızda ortalama aynı fiyatlar. Pek bir fark gözükmüyor yakıt fiyatı olarak. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu andaki bulunduğumuz meydan Çeçe Meydanı. Bir diğer ismiyle Çeçe Kulesi olarak adlandırılıyor burası. İzmir Saat Kulesi'ne birebir benzerlik göstermektedir. Buranın kutsal bir içkisi vardır. Çeça, pandemi döneminin öncesinde bu Çeça Kulesi'nin altında 4 tane çeşmemiz bulunuyor. Bu çeşmeden de 15'er dakika aralıklarla çeça içkisi akmaktaydı. Ve buranın halkı bu içkiden içip kendileri dua etmekteydi. Ancak şu anda pandemiden sonra burası kapandı ve normal görsel fotoğraflık bir alan haline gelmiş durumda. Tam olarak da burası sahil kısmında marina bölümünün tam yanında yer almaktadır. Ali ve Nino heykelinin tam üst tarafında bulunmaktadır. Fatih abi, az önce bahsettiğin karşı taraftaki bir kule vardı. O kuleyi şimdi göstereceğim, zaten ekrana yansımış olacak. Bu kule hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Şu arka taraftaki kuleden bahsediyorum. Karşımızdaki kule hemen yan tarafındaki otel Radisson Blue Hotel. Onun yan tarafında da şu videoda görmüş olduğunuz sarı bir alan var. O sarı alanın üstünde bir dönme dolap bulunuyor. Dönme dolabın olduğu yerde aslında bir restoran. Restoranda şu anda gecelik 1000 dolarda bir konaklama ve yemek dahil balayı çiftlerine hizmet veriliyor orada da. Teşekkürler. Rica ederim. Yapımı 2010 yılında yapıldı aslında burası. Ali Azerbaycanlı bir genç, Nino ise kendisi Gürcü Hristiyan bir kişi. Bunların liseden beri süregelen bir aşkları bulunuyor. Ancak kavuşulamaz bir aşkları var. Kavuşulamaz bir aşklarının devamında da şöyle bir olay meydana geliyor. Ali cephede savaş çıkınca Azerbaycan'a dönmek zorunda kalıyor. Ve bunun üzerine de kendisi Nino ile birlikte bir ayrılık yaşıyorlar. Bu ayrılıktan dolayı da, kavuşamadıklarından dolayı da Ali ve Nino bir hikaye haline geliyor. 2010 yılında yapılan bu heykel de birbirinden içine geçen ve kavuşma heykeli olarak adlandırılıyor. Aslında bazı hikayelerde, özellikle internet kısmında, Ali ve Nino'nun bir de çocukları olduğu söyleniyor. Ancak bu hikaye olduğundan dolayı birden fazla çok şey anlatılıyor. Eğer ki benim fikrim mantıken, eğer de bir çocukları olmuş olsaydı çocuğu da herhalde bu heykelin yanına betimlemek için tasvir ederlerdi diye düşünüyorum. Fotoğraflarımızı çekilelim. Daha sonrasından Alfa AB binasına doğru hareket edeceğiz. Şu an buranın boş olduğuna bakmayın. Yaz sezonunda bu meydanda bachata ve salsa danslarının yapıldığı, teknelerde turların düzenlendiği ve etkinliklerin yapıldığı, sahil kısmında da sürekli deniz etkinliklerinin yapıldığı bir noktadır burası aslında. Fotoğraflarını çekildikten sonra Alfa AB binasına doğru devam edeceğiz. Birleşiyorlar. Ali'nin o heykelinden sonra küçük bir butik bir mağaza var burada. Mağazadaki ürün fiyatlarını biraz inceleyelim sizlerle. Şöyle ortalama bir terlik 25 lari, diğer bir üst model bir terlik 60 lari civarında. Gözlükler 70 lari, 60 lari civarına denk geliyor. Burada ise böyle hediyelik eşyalar 6 lari civarına geliyor. Bu şekilde. Orijinal miymiş? Vay be. Güzel duruyor abi. Şöyle küçük hediyelik eşyalar da 25 lari, yani ortalama 7 ile çarptığımızda 150-200 lira gibi rakamlara denk geliyor. Şöyle Ali'nin onun küçük bir heykeli de 15 lariymiş.
böyle buraya gelenlerin hediyelik götürdüğü ülkelerine 10 lari civarında kum saatleri var. Ali'nin heykelinin bu hali, küre hali 40 lari civarına denk geliyor. Şöyle, ben onu kısaca anlatmayı geçmişim. Aklıma gelmişken anlatayım. Bizim tur ekibimizden birinin kimlik kartında çip kısmı yoktu. Ve arkadaş akıllılık yaparak kendisi başka bir çipi, bu telefon hattı çipini oraya yerleştiriyor. Fakat oradaki Gürcü polisler de bunu fark ediyor. Kendisine ceza yazıyorlar. Şu anda o bu tarafa geçemedi. Türkiye tarafında kaldı ve ceza da almış oldu. Fakat cezasını da ileriki süreçte öğrenip sizlere aktaracağım. Önümüzdeki bina alfabe binası. Burada Gürcü alfabenin yer aldığı dönerli bir şekilde harf. Orta kısmında da bir asansör geçiyor. Bu şekilde bir bina. Bina 2007 yılında yapıldı burası da. Orta tarafından bir asansör çıkıyor. Terasa kadar normalde çıkıp yukarıda fotoğraf çekilip geri inebiliyorsunuz. Ancak bizim normal günübirlik misafirler çok fazla tercih etmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 5 lira olması lazımdı. Şimdi bambu ağaçlarının olduğu yere doğru hareket edelim, meydana doğru. Zaten bu bina için de ortalama 5 lari şu anki kurla 1 lari 7 lira olduğuna göre 35 lira civarına denk geliyor yani şu anda. Şu anda Türkiye ile bir kıyaslama adına Fatih abiden şunu istedim kendisinden. Buradaki iPhone fiyatları genellikle buraya gelen Türkiye'den vatandaşların alması mantıklı mı? Bir fiyat karşılaştırma yapabilir miyiz abi? Yani açıkçası Türkiye olarak kıyasladığınızda mantıklı geliyor ama bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak kıyasladığınızda mantıklı gelmiyor. Çünkü burada ortalama şu anda 14 Pro Max fiyatı 5000 lari veya 4900 lari bandına denk geliyor. Bu fiyatın da %11'lik bir vergi iadesi var. Yani 500 larisini geri alıyorsunuz. 4400 lari üstünden de ortalama bir fiyat vurduğunuz zaman, yani şöyle söyleyeyim, 4400 lari çarpı 7 yaptığınız zaman 30.800 TL gibi bir fiyata geliyor. Tabii Türkiye'nin diğer illerinde bu çok normal. Aslında piyasaya göre uygun. Ama bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaten 31.000 TL, 32.000 TL'ye bu 14 Pro Max'in 256 GB'ını çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesi veya Doğu Anadolu bölgesine Irak ve İran cihazlarını alamayacak olan misafirler tabii ki de buradan gelip cihazlarını rahat bir şekilde alabilirler. Ancak hafta içi gelmelerini öneriyoruz. Çünkü özellikle tax free sırasında acayip bir bekleme oluyor. Yerlere karton serilip beklemeye kadar zaman geçirebiliyorsunuz. Bazen 3 saat, bazen 4 saate kadar beklemeler yaşanıyor. Ve Gürcistan tarafında bu vergi iadesini yapmayı çok fazla istemiyorlar. Bazen böyle 10 kişiyi alıyorlar, 10 kişiden sonrasında bekletiyorlar. Para bitti, bekle diyorlar veya eksik para vermeye kalkıyorlar. Bu sebepten dolayı da misafirlerin mağdur olmaması için çok fazla ben önermiyorum şahsım olarak. Mesela önceden dolar üstünden buradan araba parçası almaya kalktığın zaman dolar senin de dolarım, benim de dolarım. Ama lari adamların parası, para birimi, işte pandemiden önce hatta 2012-2013'lerde diyorum ya, ben 100 TL'ye buraya girdiğim zaman 330-350 liraya yakın para alıyordum. Oo. Ve gün içerisinde o parayla çok rahat bir şekilde hayat sürdürebiliyordum. Ama şimdi 100 TL bozduruyorsun, karşılığında 14 lari, 14,5 lari alıyorsun. Su 2 lari, armut suyu 5 lari, magnet 5 lari, param bitti. Şöyle şehir içerisinde kullanmak için şehir bisikletleri var. Parkta daha çok kullanılıyor bunlar. Şu şekilde de ücretli olan golf arabaları var. Bunları da park içerisinde kullanabiliyorsunuz. Park içerisindeki bambu ağaçlarını görmektesiniz. Bir şey dikkatimi çekmişti. Her gelen böyle ismini
değişik şekillerle buralara kazımışlar ama pek doğru değil. Çünkü bunların uzaması ortalama 50-100 yılları bulduğu için çok zor ağaçlar uzama açısından. Yetişmesi çok zor olan bir bitki. Ve insan sağlığında da çoğu şeyde bu kullanılıyor. Kozmetikte ve medikal sanayide kullanılıyor. Bu şekilde bambu ağaçlarının topluluğunu görebilirsiniz. Karşı tarafta bizim ülkenin Türk konsolosluğunu görmektesiniz. Sokakların düzeni ve muhteşemliği sizce de iyi değil mi? Yani etrafa baktığımızda normal olarak sadece sigara izmaritleri var. O da dışarı atılmasında veya içilmesine yasak olmadığı için insanlar rahat davranıyor bu konuda. Onun dışında sokak tertemiz ve düzenli. Genelde döviz büroları var. Böyle teyze yaptığı eşyaları veya satılık eşyaları satıyor. Şöyle. Teyzem. Ne kadar? Ne kadar? Türk parası? Türk para. 20 lir. 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira sanilari sararız. Sanilari. 3 lari. 3 lari. 3 lari. Aynı tane, döviz kuruna tane, göre yani ortalama 21 liraya geliyor zaten. Kaçları 2 tane? 2 tane 5 lari. 2 tane 5 lari. Metal, 35 lira falan yapar. 2 tane 5 lari. Ben 2 tane alacağım. Şununla şunu alabilirim. İkisi beraber zaten ortalama 5 lariymiş zaten. Ortalama 35 lira falan yapıyor. 2 lirse gideyim olsun. 2 lirse. Okey. İkisine 5 lira ödedim. Yani kur 7 liradan ortalama 35 liraya denk geliyor. Poseidon aslında hırs ve gücü temsil ediyor. Çünkü kendisi dünyanın en güzel ve en büyük şehrini kurma hevesiyle her zaman yaşamış ve barınmıştır. Yunan mitolojisinde özellikle birkaç simge vardır. Bunlardan bir tanesi yılan, ölümsüzlüğü temsil eder. Aslan gücü, aslan cesareti, koç başlı ise her zaman gücü temsil etmektedir. Etrafında da görebilirsiniz. Ancak Poseidon'un en büyük özelliği elindeki üç başlıklı yabasıdır. Yabayı yere vurduğunda denizleri ortadan ikiye ayırdığını ve depremler yarattığını Yunan mitolojisinde anlatılanlara göre bilmekteyiz. Burada bir meydana geldik. Şimdi göstereceğim bir bina var. O binanın hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Eski bir merkezi banka binası. Şu anda boş orası. Oranın iç tarafının birebir aynısı, yani dış yapı olarak birebir aynısı Prag'da yer alıyor. Sol tarafımızdaki Medea heykeli, Medea'nın boynundaki kolye, başındaki taç ve elindeki koç postu birebir altındır. Burası 2007 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1 milyon lira harcanarak yapıldı. Medea'nın şöyle bir hikayesi bulunuyor. Eski dönemde koç postu kimin elindeyse güçlü ondaydı. Ve Medea'nın Alexis diye, Lason diye bir kişi var. Bu kişinin babasının elinden taht alınıyor. Taht alınınca Lason babasının tahtını geri almak için Orta Doğu Anadolu'dan çıkıyor. Üstünde tasvir edildiği gibi bir gemiye biniyor. Yan tarafta tasvir edildiği gibi askerlerle savaşıyor. Ancak koç postu Yunanlıların elinde, kapısında ejderha dolu, askerlerle dolu bir mağarada onu almak için savaşıyorlar. Ancak en son koç postu Medea'nın elinde kalıyor. Medea'nın elinde kalınca da güç de Medea'nın elinde bulunmuş oluyor. Bu Avrupa'da yayınlanan bir hikaye. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek amaçlı yapılan heykellerden bir tanesi. Karşımızdaki bina yine eski bir siyasi binalardan bir tanesi. Şu anda iç tarafı normal günlük dükkanlar olarak kullanılıyor. Burası da yine meşhur bir meydandır. Tarihi siyasi binanın alt tarafını kafeye dönüştürmüşler. Burada kahve içeceğiz. Kahve fiyatlarını da öğrenmiş olacağız sizlerle beraber. Kafeye doğru giriş yapıyoruz. Ortalama pastalar 3 lari, 4 lari falan. Yani 20-25 liraya istediğiniz pastadan yiyebiliyorsunuz ama Türkiye'ye oranladığınızda pahalı yani. 45 geçiyor mu? 43 lira. Lari. Lari. Kırmızı kart. Var? Var. Yok, tu. Tu.
Pardon. Abi kaç lariymiş sordun mu? 11 lari. 11 lari. Okey. Normal temassız ödeme olarak şu anda 11 lari olarak ödeme yaptık 2 kahve için. Şimdi bize fişimizi verecek. Burada. Aldık fişimizi. Şöyle fiyatları da kısaca gösterelim. Kafe latte aldık. Toplamda %10 bir vergi var. O da 1 lari yapıyor. Normalde 10 lari, 11 lari yapıyor. Bir kahve 5,5 lariye denk geliyor. Ortalama 40-50 civarında. Yani bir Starbucks'la karşılaştırdığınızda ortalama aynı fiyatlara denk gelmiş oluyor. Şöyle kruvasan tarzında somon balıklı kruvasanlar var. Bunlar da 7 lari falanmış. Yani 50 liraya falan denk geliyor. Burası İtalyan kafe olduğu için burada böyle pizzalar hazırlanıyor. İsteğe göre pizza malzemesi eklettiriyorsunuz. İşte peynir falan var. Burada somon balığı tarzında şeyler var. İpince kesilmiş biftekler var. Bu şekilde yaptırıp burada da istediğiniz gibi pizza yapabiliyorsunuz. Yaptırabiliyorsunuz. Alıyoruz kahvemizi. Al abi. Thank you. Çıkıyoruz dışarıya. İtalyan kafe. Güzel, sakin. Şöyle bir giyim mağazasına geldim. Alexander Gardi. Şimdi içeri giriyoruz. Fiyat karşılaştırması yapalım elbette. Şöyle Turkey falan yazıyor. Bakar mısın? 35 lirayı falan diyor. Şöyle bir sivit. Ayakkabılar. 100 lirayı. Pierre Cardin. Ne kadar yapıyor? 700 lira falan. 125 lirayı. Bu şekilde. 120 lirayı. Böyle bizim Converse tarzı ayakkabılar da var. Bunlar da 135 lirayıymış. Şöyle mont çeşitleri falan var. 140 lirayıymış mesela bu. Bir market var burada. Markete giriş yapalım şimdi. Market fiyatları genelde sneakers. Bizim de Türkiye'de çok tükettiğimiz şeylerden. İndirimsiz fiyatı 2 liraya yakın. Ortalama 14-15 liraya denk geliyor. Türkiye'de de pahalı olması sebebiyle Toblerone'u burada karşılaştırabilirsiniz. Bu şu anda bir indirimdeymiş. 5,5 liraya geliyor. Ortalama bu da zaten 50 liraya yakın miktarlar yapmış oluyor. Sonrasında bu şekilde çikolatalar da Türkiye ile karşılaştırabilirsiniz. 350 gramlık bir çikolata 11 lari falan. Sürme çikolata bunlar. Zaten sütlü ve kakaolu fındık kreması diyor. Büyük ihtimalle bu da Türkiye'den gidiyor. Bu da 7,5 lari civarında. Toz kahveler var. Burada 18 lari'den başlayıp 32 lari, 30 lari. Ve bir tık daha orijinal %100 olduğunu söylüyor. O da 50 lari falan. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla Jacobs'un ürünleri de Nescafe'nin ürünleri de bayağı yüksek fiyatlara satılıyor. Aynı diyebiliriz. Cupcake. Şu an 1 lira ise tam 7 liraya denk gelmiş oluyor. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla 4 lira 5 lira bandında fark ediyor. Şöyle dikkatimi çeken yumurta olmuştu burada. Yumurtayı tekli halde de satıyorlarmış. Ortalama yani 50 cent gibi. Lari'nin, 1 lari'nin yarısı gibi düşünebilirsiniz. Bir kutu da 10 tane varmış böyle. 10-12'liler de 6 lari falan denk gelmiş oluyor yumurtalar. Yani ortalama 45-50 lira. Tane bazında baktığımızda her bir yumurta 4-5 liraya denk geliyor. Burada da sütle kefir çeşitleri var. Bunlar 1 litre 950 gram olduğunu söylüyor. 5 lari civarında. 35 lira. Kefir de 5 lariye yakın bir fiyat. Meyveli yoğurtlar da 4 lari civarında. Berber mağazasına geldik. Erkek berbere şimdi girelim. Böyle çekiyoruz. How much price? How much?
On the hair. Yes. 40 lari. Yeah. 40. The first trim 55. Yes, both. Okay. 4 lari, 5.5 lari. Yani ortalama ne yapıyor? Saç 4 lari, sakal 5.5 lari. Yani saç ortalama 40 lira, sakal daha pahalı. Saç 28 lira. Sakal daha pahalıya evet, gelmiş oluyor aslında bu şekilde. Şöyle araç yerine giderken fark ettik. Bir anda biz karşı tarafa geçmeyi düşünürken karşımızda bir haç denk geldi. Bu haçın önünde en dikkatimizi çeken şey şu oldu. Buradaki mum az önce yanıyordu, bir söndü. Tekrar bir anda alevlenmeye başlıyor. Sebebini anlayamadım ama. Tabelaya baktığımızda biz Orta Cami, yani Osmanlı Camisi'ne gideceğiz. Ve Piyaza Meydanı'na gideceğiz. Bu taraf gösteriyor. Oradan devam ediyoruz. Camiye doğru ilerlerken burada şunu fark ettim. Aspavacılar dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da varlar. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Genelde çoğu şey ikram olmuş oluyor buralarda. Hatta Türk bir restoranta denk geldik. Fiyatlar nasıl? Mesela bu börek tarzında bir şey herhalde. 5 lari. 5 lari var, 2 lari var. Menemen var, omlet var, haçapuri var. Şunlar baklava türleri herhalde. 70-80 lari. Cami girişinde 1866 yılında Orta Cami'nin yapıldığını bizlere gösteriyor. İçeri doğru yol alıyoruz. Sol tarafta böyle işlemeler gözüküyor. Saati görmektesiniz. Burasını bir bağış kutusu olarak yazmışlar. İnsanlar büyük ihtimalle oraya bağışlarını bırakıyorlar. İçeri tarafta da sadaka kutusu bu şekilde. Orta caminin içerisinde. İnsanların abdesthane aldığı yerler var. Burada bayan namaz olarak adlandırılan bir alan var. Burada bayanların tarafı olarak namaz kıldıkları yer. Şurada da fotoğraf çekiliyormuş insanlar. Buradan devam ediyorlar içeriye doğru. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Böyle yıldız işlemeler bizi karşılıyor. Bayanlar için olan üst katını görmektesiniz bu şekilde. Cami anladığım kadarıyla yerden ısıtmalı. Isıyı yerden veriyor. Hutbe yeri bu şekilde. Camiden çıktıktan sonra Deniz Restoran ve Türk Restoran'a geldik. %100 helal sertifikalıymış zaten. Bir döner yemeği planlıyoruz. Abi içeri gelip sipariş verelim istersen. Döner 12 lari. Döner de 12 lari. Ne yapıyor? 24 lari yapıyor. Ayran var mı? Var. Lavaşlar da bu farklı bir lavaşmış. Bu şekilde. Türkiye'de bulamazsın böyle. Değil mi? Farklı abi zaten fark ettin mi? İncecik. Bu Ermeni lavaşıdır abi. Ermeni lavaş. Ermeni mi? Bu şekilde karışık olarak hazırlattırıyoruz. Listeye göre veriliyormuş. Biz karışık istedik. Karışık yiyeceğiz şimdi. Abi getiriyor. İki et döner. Evet. İki tane ayran alacağız. Evet. Et döner 10 lariydi. Evet. 24 lari. 24 lari. Ayranla beraber. Evet. Tamam, oradan çekebilirsin. Temassız okutabilirsin. Okuttum kardeşim. Buyur kardeşim. Eyvallah. Böyle... Marka Deniz Restoran'da. Batum'da marka. Şimdi son kontrolü yapalım. Evet. İki döner artı iki ayran. 24 lari ödemiş olduk bu şekilde. Şimdi aldığımız dönerleri Çaça Kulesi'nin dibinde yeme vakti. Oradan sonra artık otobüslerle geri Gümrük Kapısı'na gideceğiz. Bu arada döner gerçekten muhteşemmiş. Hatta
hani yaprak etme, kıyma etme gibi düşündük ama tamamen yediğinizde anlıyorsunuz zaten. Burası yaprak etme dolu dolu yapmış oldu. Biz az önce zaten hesaplamıştık. Toplamda 2 döner artı 2 ayranı 24 lari verdik. Bu da zaten 168 lira falan yapıyordu. Aslında Türkiye ile karşılaştırdığınızda 10-15 lira döner başına bir fark var. Bu fark da denilmez çünkü yurt dışındasınız. Buranın para birimi ile Türkiye'nin para birimi farklı. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem. Tekrardan Türkiye'ye, Sark sınır kapısından Türkiye'ye giriş için mühürlettik. Şimdi son bizim Türk polislerinin kontrolünden sonra tamamen Türkiye'de olacağız. Ayrıntıları anlatacağım zaten. Ve artık yolculuğun sonuna gelmiş olduk. Burada kısaca hatırlatmalar yapacaktım. İlk olarak şöyle başlayabilirim. O sınır kapısında olan kişiye herhangi bir ceza yazılmamış. Sadece gümrük kapısından Batum tarafına geçemeyip Türkiye tarafında kalmış. Son olarak toplam biz giderlerimizi evden çıktığımdan dahil tüm giderleri sizlere şöyle açıklayabilirim. Bildiğiniz üzere zaten Bahçe'de yaşadığım için Bahçe'den Kahramanmaraş'a yani turizm şirketinin bizi alması gereken yere 60 lira ödemiş oldum. Sonrasında otobüs firmasının sadece kendilerine ayrılan kısım 500 liraydı. Bunu da yazmış olduk. Sonrasında yolda tesiste 50 liralık bir harcama yapmıştım. Harç pulu olarak sınır kapısına yetiştiğimizde orada da 150 liralık harç pulunu ödedik. Ve bizi sınır kapısından alıp Batum içerisinde gezdiren otobüs firması için de oraya da biz transfer ücreti olarak 200 lira ödedik. Bu bizi geri Batum içerisinden sınır kapısında da getirme şeklinde ayarladık bunu biz. Sonrasında Batum'a geçtiğim zaman 110 lira karşılığında 15 lirayı aldım. Yani 110 lira bozdurmuş olduk. 105 lirasıydı bunun. 5 lira komisyondu. 110 lira olarak yazdık. Sonrasında videodan izlediğiniz üzere biz kahve almıştık. Bu kahve 5,5 lirayı tutmuştu kişi başı. Ben bunu kart ile ödedim. O da ortalama 40 lira yapıyor. Sonrasında et döner ayran almıştık. Bu da 12 lirayı tutmuştu. Bunu da kart ile ödedik. O da toplamda 84 lira yapmış oldu. Sonrasında yolda giderken videoda izlediğimizde 2 tane magnet almıştım. Bu magnetler için 5 lari ödedim. Bunlar tabii ki o 15 larinin içerisindeki 5 lariydi. Bu da 35 lira yapıyor. Sonrasında tekrar biz dönüşe geçtiğimizde 84 liralık ayrı bir harcamam oldu. Sonrasında yine alışveriş yaptım. Orada da bir 50 liralık bir harcamam olmuş. Sonrasında artık Türkiye'ye girdikten sonra zaten Erzurum'a uğradığımızda bir cağ kebabı yemiştik. Bu da 60 lira tuttu. Sonrasında tamamen Gaziantep'e vardık ve oradan ben tekrar Bahçe'ye yol ücreti olarak 60 lira ödedim. Toplam giderimiz 1483 lira oldu. Bu evden çıkıp tamamen Batum'da gezi dahil tüm programların hepsiydi. 1483 lira karşılığında bu ay sonuna kadar aslında gidebilirsiniz. Batum gerçekten çok güzeldi. Siz de videodan çok eğlendiğinizi düşünüyorum. Başka videolarda ve gezi videolarımızda görüşmek üzere.